Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde. Geliyor, geliyor. Arkadaşlarımız da geldiler. Ben hisseleri de bir taraftan not ettim siz gelene kadar ama şöyle direkt bence borsadan başlayalım. Hiç doları, euroyu, altını konuşmayalım. İnternetle alakalı bir sıkıntı mı var? Duyuyor musunuz Yok, sesi açmaya beni? çalışıyorum. Evet, ben duyuyorum. Tamam. Hiç dolar altını konuşmayalım. Direkt Borsa İstanbul tarafından başlayalım. Tamam. Sonra da birkaç hisse bakalım. Bugün yine negatifte kapattı. 5191'den tamamladı günü BIST 100 endeksi. Diyorum, bırakıyorum sözü size. Evet, bu hafta Borsa İstanbul tarafında gerçekten çok enteresan satışların ön plana çıktığı bir hafta oldu. Özellikle de son 3 gündür endekste çok hızlı böyle sert satışlar yaşanmasının ardından sonra tekrar günün en yükseğine yakın yerlerden tekrar bir kapanış yapılıyor. Ve burada bu tarz kapanışlar aslında biraz daha bizi iyimser bir tabloya doğru sürüklüyormuş şeklinde açıkçası şüphelendiriyor. Şöyle söyleyelim, geçtiğimiz hafta dikkat edersek 5004 ya daha doğrusu 4600 seviyesinden başlayan bir yükseliş ve 5500 seviyesine kadar devam etmişti. Ve burada hiç ara vermeden her gün üst üste yukarı yönlü bir kapanış yaşanmıştı. Bunun öncesinde de çok sert bir düşüşler gelmişti. Böyle aynı burada olduğu gibi, bu hafta olduğu gibi. Sonra geçen hafta hiçbir şey yokmuş gibi tekrar piyasa dönmüştü. Bu haftaya baktığımızda ise biraz daha böyle aşağı doğru satışlar fakat seans sonuna doğru tekrar bir toparlama. Mesela Çarşamba günü devre kesmek üzereydi. %4,86 eksiydi endeks. Sonra bir anda ne olduysa endeks toparladı. Neredeyse artıya geçecekti. Bugün de mesela aynı şekilde çok kritik bir destek seviyesi olan 5070 seviyesi. Bu seviyelere kadar hatta buranın biraz daha altına endeks geldi. Sonra kapanışa yakın bir saatlerde de tekrar endekse alımlar geldi saat 4'ten sonra. Yani biraz buralarda endeks, borsa konsolide olmaya çalışıyor gibi görünüyor. Yani bir süre 5500 ve aşağıda 4600 böyle bir bantta endeks yatay olarak git gel. Yani belli bir marjda hatta 5000'in altına gelmeyecek şekilde %10'luk bir marjda böyle bir regresyon düşünelim yatay. O arada gidip gelecek, gidip gelecek ve bir yerden sonra orada tekrar çünkü 5500 önemli bir direnç haline gelmiş durumda. Burası kırılabilir gibi bir senaryoya doğru gidiyoruz. Yurt dışına mesela baktığımızda aslında yurt dışında hiçbir anormal bir durum yok. Orada çünkü veriler çok güzel geliyor. Yani biraz daha umutlandırıcı haber akışları var. Amerika'da büyüme verisi mesela beklentinin üzerinde geldi. PMI'lara baktığımızda kötü gelmiyor. Daha önceki aylara göre biraz daha böyle resesyonu yani böyle ramak kala sanki hem Amerika hem Avrupa kurtulacakmış gibi yani böyle teğet geçecekmiş gibi bir kanaat oluşmaya başladı piyasada. Mesela önümüzdeki hafta çok kritik. Burada bizim enflasyon verimiz gelecek. Orada mesela geçen aydaki gibi beklentilerin biraz daha iyi gelebilir. Özellikle geçtiğimiz ay baz etkisi çok yüksekti. Bu ay da yüksek olacak aynı şekilde. Bu ciddi bir moral olacak piyasalar için. Diğer taraftan Amerika'da da İngiliz.
Euro bölgesinde faiz kararları var ve en önemlisi de bizim için şu an için Amerika. Burada da faiz oranlarında mesela piyasa 25 bas puanlık bir faiz artışını fiyatlıyor. Şimdi Fed belki şöyle diyebilir, daha böyle yumuşak bir tonda artık faiz artışını yine devam ettireceğiz ama eskisi gibi agresif olmayacak. Yani daha böyle 25-25, çünkü biraz daha piyasalarda toparlanmalar ön plana çıkıyor. Bu aslında yurt dışını daha da iyimserleştirir. Zaten görüntü şu anda endeksler 200 günlük ortalamalarını mesela hem Dow Jones hem bir tanesi kırdı, diğeri de kırmak üzere. Yani orada gerçekten iyimser bir tablo var. Şimdi böyle bir denklemde Borsa İstanbul tersi yönde, yani bu kadar direnmiş bir borsa, bilançoların çok iyi geldiği ve yine burada 12 aylık bilançoların çok iyi gelmeye devam edeceği bir ortamda acaba yani negatif yönde ayrışmasına bir sebep var mı? Şimdi burada biraz detaylara bakıyoruz. Aslında çok böyle somut bir şey ben bulamıyorum. Yani ekonomi açısından bulamıyorum. Belki siyasi açıdan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın Anayasa Mahkemesi seçim sonrası olan duruşmayı mesela iptal etti. Yani bu mahkeme devam edecek. Orada HDP'nin kapatılmasını mı acaba son birkaç gündür piyasa sattı? Böyle bir şey mi var? Şimdi bunları düşünüyorum ama yine de çok büyük bir denklemi bozmayacak aslında. Yani ekonomik sistemi bozacak bir denge sonuç olmayacak her ne çıkarsa çıksın. Bir tek siyasi alandaki bilinmezlikler belki kafa karıştırıyor ama ekonomi açısından biz biraz daha iyimser bir tarafa doğru geçiş yapıyoruz. O yüzden ben çok böyle olumsuz bakamıyorum. Ama yine de böyle çok hızlı düşüşlerin ardından her zaman önceki haftalarda yani yılbaşından sonraki süreçte olduğu gibi bir tepki oluyor. Şimdi yine bu hafta ciddi bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki hafta yurt dışı daha iyi olacak kanaatimce. Yine bizde de mesela günün en düşüğünü gördük ama en yükseğine yakın bir yerden kapanıyoruz. O yüzden biraz olumlu düşünmekte yanayım. Mesela Amerika borsalarında yani sürekli pozitif yönde kapanışlar var. Yani orada da endeks mesela Dow Jones tarafında mesela yukarı yönlü yükseliş yine devam ediyor. Nasdaq'a baktığımda neredeyse böyle birkaç günlük düşüşün haricinde her gün yükseliyor. 200 günlük ortalamayı mesela kırmak üzere bugün ya da pazartesi günü kıracak. Aslında 200 günlük ortalamaya kadar gelmesi bile aslında çok büyük bir başarı. Yani orada bir kabuk değişimi söz konusu olabilir. Bu önemli bir bizim için kriter. Yani Amerika'nın en büyük borsalarından bir tanesinde 200 günlük ortalama acaba kalıcı olarak kırılıyorsa çok daha olumlu şeyler bizi bekliyor şeklinde yorumlayabiliriz. Borsa İstanbul tarafında da dediğim gibi burada 5000'in üzerinde 5070 seviyesi gerçekten çok kritik bir destek seviyesi olarak biz görüyoruz. Ve buradan endeks tekrar döndü. Ben haftaya biraz daha iyimser bir senaryo olur gibi geliyor bana. O yüzden bilançoların da artık yavaş yavaş gelmeye başlayacağını düşünürsek Borsa İstanbul tarafında hisse bazlı hareketlerle iyimserliğimizi bence koruyabiliriz. Şimdi dolara baktığımda orada da böyle çok
agresif bir durum İsmail yok. Bey. Efendim? İsmail Bey, arkadaşlarımız da yazıyor. Ses çok kötü geliyor. Hani görüntü çok önemli değil ama ses de böyle çok anlaşılmıyor gibi. Şöyle bana bir saniye vakit verirseniz ben hemen kulaklığımı almayı unutmuşum. Hemen onu İnternetle takacağım. alakalı bir sıkıntı var ama. Öyle mi? Evet. Evet, tamam. O zaman internetle alakalı sıkıntı oluyor. Evet, internet altyapısında problem var maalesef. Dicle Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Ses biraz daha mı iyi? Şu an Yoksa evet, ses daha iyi. tamam. Evet, daha iyi. Dediğim gibi Borsa İstanbul tarafında bu şekilde yani gün içerisindeki düşüş yaşanıp da en yüksek noktalardan kapanışlar normalde biraz daha iyimser bir senaryoyu önümüzdeki günlerde teknik olarak işaret eder. Dediğim gibi bilançolar şimdi gelmeye başlayacak. Orada iyi bilançoların olduğunu unutmamak gerekiyor. İşte biraz bu bankacılık sektörü biraz dengeleri bozdu diyebilirim. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz gün enflasyon raporunu açıklarken orada KKM'lerle ilgili bu üst faiz tavanı normalde haftalık reponun artı 3 puan üstüydü. Şimdi bunu serbest bıraktı. Bu da banka hisseleri açısından biraz daha olumsuz bir tablo oluşturuyor. Karlılıkları açısından kar marjları biraz daha düşecek. Faizler biraz daha yükselmiş olacak burada. Bundan dolayı zaten endekse çok ciddi satışlar geldi. Endeksi asıl bozan aslında bankacılık sektöründeki bu durum. Mesela sanayi sektöründeki duruşa baktığımızda sanayi sektöründe aslında çok da böyle beklenmedik bir olumsuzluk olmadı. Yani çok büyük bir düşüş olmadı. Bu haftaki asıl düşüşün ana kaynağı kesinlikle bankacılık hisseleri. Çok ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. O yüzden ben biraz daha önümüzdeki hafta sanayi sektörü hisselerinde doğru biraz daha böyle yönelişin ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden sanayi sektörü bizim için çok daha ön plana çıkabilir. Yurt dışının da iyimser bir şekil alması bizim için toparlanmamız açısından oldukça olumlu olacaktır. Yani ben biraz daha pozitif bakmaya çalışıyorum önümüzdeki hafta için. Peki, şöyle yayın çok da kötü olmadan böyle bir iki tane de hisse bakalım, yayını bitirelim. Tabii Bir ki. arkadaşımız demiş ki Dicle Hanım çok çok kötü durumdayım. Nuh Çimento bakar mısınız demiş. Kırmayalım onu, Nuh Çimento'ya bakalım. Tamam, hemen bakalım. Nuh Çimento'da yaklaşık olarak 123 fiyat seviyesini görmesinin ardından hisse senedinde bir düzeltme başlıyor. Ve şu anda 60 günlük ile 200 günlük ortalamanın arasında aşağı yukarı ortasında bir yerde denge bulmuş görünüyor hisse senedi. Benim gördüğüm kadarıyla burada aslında çok makul bir destek seviyesine de gelmiş durumda. Burada 60 günlüğün altında kalması, hatta bir miktar daha uzaklaşması, 91 seviyesinin üzerinde taban yapmaya devam ederse büyük bir ihtimalle burada bir tepki yükselişi gündeme gelebilir. Burada da dikkat edeceğimiz tek nokta tekrar 60 günlük ortalamanın geçtiği 102 seviyesini kırıp kırmayacağı. Büyük bir ihtimalle çünkü buraya kadar bir daha gelirse 102 seviyesini test edecektir ve burasının kırılma olasılığı biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Buralarda taban yapma olasılığı yüksek gibi görünüyor.
Peki, bir de o zaman Petfim'e bakalım. Ondan sonra çünkü yayın ara ara gidiyor. Ondan sonra bitirelim yayınımızı. Petkim'de son günlerde biliyorsunuz hisse senedi ile ilgili olumsuz raporlar çıkmaya başladı. O raporların ardından gelen satış baskısı hisse senedinde biraz daha diğer hisselere göre, sektörüne göre negatif ayrışmasına sebep oldu. Burada Petkim'de 20-80 seviyesinde burada kısa vadede bir ikili tepe oluştu. Burayı kıramamış olmasıyla birlikte hisse senedinde başlayan düşüşte şu an için en son 2 defadır 60 günlük ortalamanın altını test ediyor. Yani 17 seviyesinin 17-30 seviyesinin altı test ediliyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz tek nokta dediğim gibi 17-30 hatta 17-40 seviyesi. Burası aşılıp üzerinde bir kapanış yapılabilirse ilk aşamada 18-80'ler hedef olabilir. Ama büyük bir ihtimalle burada 16-30'un üzerinde taban yapıp yapmadığını görmemiz lazım. Bunu başarabilirse hisse senedi büyük bir ihtimalle bir tepki yükselişi bizi bekliyor diyebilirim. Ama dediğim gibi önemli olan 60 günlüğün üzerinde kalabilme kabiliyeti. O da 17-30. Peki. İsmail Bey, hakikaten yayın bayağı böyle şey donuyor, ses gidiyor falan. Tamam. Bugünlük bitirelim zaten. Tamamdır. YouTube yayınlarımız da sık sık oluyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.